بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. Alimlerini, yaş katta adamlarını ve fazilet ahlini uluğlaşlik ve onlarını başkalarından aldın kılıçlik, mukaddem kılıçlik ve onlarının meclislerini belen kılıçlik ve onlarının mertebelerini izhar kılıçlik, mertebelerinin belendiğini kürsetçlik doğrusundaki bab. Muhaddisler şimdi bab durup hükümlerini bayan kılacak, hükümlerini işare kılacak. Yani alimlerini uluğlaşmak lazım eken. Bu, İslam'ın takazası eken. Ve yaş kettelerini uluğlaşmak gerek. Ve fazilet ahlini uluğlaşmak gerek. Ve bunlarını başkadan aldın bilişmek gerek. Meclislerini belen kılışmak gerek. Mertebelerinin belendiğini kürsetçilik gerek. İslam talimatı bu. قال الله تعالى استعيذ بالله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب الزمر. الله سبحانه وتعالى айтты: "Айтыңы Мухаммед алейхиссалам, biladigan kishilar bilan bilmaydigan kishilar teng bo'ladimi?" Albatta, aqllar egalari eslatma oladilar. Zumar surasi 9. oyat. Mana İmam Navavi alimlarning martabasi balandligi va ularning maqomining yuksakligi, shuning uchun ular hurmat qilinishligi, ulug'lanishligi lozimligi to'g'risidagi dalillardan bittasini keltiryapti. Shuning bir dalilki Alloh taolo bu yerda savol qilyapti. Qul hal yastavil lazina. Teng bo'ladimi deyapti. Bu inkoriy savol. Ya'ni sen Allohga kofir bo'lasanmi? Deganda Allohga kofir bo'lma degan nahiy ma'noni bildirgandek, biladiganlar bilan bilmaydiganlar teng bo'ladimi degani, biladiganlar bilan bilmaydiganlar teng bo'lmaydi degani. Inkor ma'nosida. Mana Alloh subhanahu va taolo o'zini azali va abadiy kitobida qonunida bir qonun qo'yibdi. Zumar surasi 9. oyat. Teng bo'lmaydi ular. Hech qachon. İlimliler bilen ilimsizler abadan teng bo'lmaydi. Şu ayetten ulamalar hüküm çıkarsadı ki, demek kimi ki ilimlilerde harlaydıgan bosa kafir buladı. İlimlilerde mezhara kıladıgan bosa kafir buladı. İlimlilerde hakarat kıladıgan bosa kafir buladı. İlimlilerde mertebesini tahs kıladıgan bosa kafir buladı. İlimsiz adamlarını ilimlilerden azdırsa kafir buladı. İlimsiz adamlarını ilimli kişilerden teng deydigan bosa kafir buladı. Hani teng dese yani. Beraber dese yani kafir buladı. Çünkü bana şu ayetke karşı çıkıyordu. Kul hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun. Bilediganlarla bilmediganlar teng buladı mı? Teng bulmaydı abadan. Abadan teng bulmaydı. Bir de bana ilimden fazileti biliniyor. Demek ilim şundayı bir katta nimet buluyordu ki, ilim şundayı katta fazilet buluyordu ki, siz onu ağanızdan ki, hiç kim sizge tenkilerimi kalıyordu. Hiç kim. Mücahit bu sayem, davatçı bu sayem, katta bir sahih bu sayem, kim busa busun. Eğer ilim digen sıfatta sizge tenkilerimese, tamam. Allah'ın huzurda sizden pas olsun. İslam'ın nazıda sizden pas. Sizi makamiz belen buladı. Bana bunu insanlar halasa kabul kısın, halasa kabul kımasın. Kur'an'ı koygen kanunu. Şimdi bu İslam'da dava kıyanlarında içindeki meseleydi. İslam'dan teşkerdeki adamların itibardan hem bu zamanlarda karışıya mecbur bulamız. Çünkü adamlar Yahud nesranilerini
yoki boshqa kommunist demokratlarni, xullas kofirlarni islom olimlaridan yaxshi deb bilishadi. Mana bu ham kufrlik ochiq bo'lgan masala. Chunki oddiy bir mu'minni olim bilan teng qiladigan bo'lsa, kofir bo'lgandan keyin u kofirlarda agar olimdan afzal deydigan bo'lsa, uni kofirligida hech qanday shak shubha yo'q. Inson oldiga bu gapni eshitib hayron bo'ladi. Islomni da'vo qilgan odam islom olimlaridan ko'ra kofirlarni afzal demasa kerak, deydi-yu. Lekin buni kufrligini hamma bilganligi uchun tilida ochiq aytmaydi buni. Siz uni qilyap turgan ishlaridan, gaplardan bilib olasiz. Sahobalar zikr qilinsa e'tibori yo'q. Tabi'inlardan ulamolar zikr qilinsa e'tibori yo'q. Abu Hanifa zikr qilinsa e'tibori yo'qmaydi. Imom Shofiy, Imom Malik, Ahmad bin Hanbal, Imom Buxoriy va boshqa islom olimlari zikr qilinsa e'tiborga olmaydi. Ulardan qancha dalil keltirsiz, hech ta'sirlanmaydi. Ammo kofirlardan gapiradigan bo'lsangiz, kofirlarning fikrlarini ko'p ma'qullaydi. Kofirlarning fikrlaridan ta'sirlanadi. Kofirlarning fikrlarini e'tiborga olishadi. Demak, shu odamlar qalbidagi yashirilgan maraz aqidasiga ko'ra mana shu kofirlarni islom olimlaridan baland bilyapti, ustun bilyapti. Hozirgi zamondagi odamlar Qur'on hadisni qabul qila olmay turganligi va o'tgan olimlarni fatvolarini qabul qila olmay turganligini sababi shu yerda. Shuning uchun qabul qila olmaydi ular. Agar odamlarni nazdida islom olimlarining so'zi hammanikidan afzalligi, islom olimlari dunyodagi insoniyat ichidagi eng afzallar ekanligi to'g'risida aqida bo'lsa, hech kim gapiga qaramaydi. Shu ulamolarni so'zini oladi. Nima debdi? Qanday fatvo bor ekan? Tamom shu bo'lish kerak deydi. Lekin bu aqida bo'lmaganligi uchun kofirlarni yo'lidan ketishaveradi. Kofirlarni yo'lidan ketishdi, ularga oddiy narsa bo'lib qolganda islom ulamolarini fatvolarini zikr qilsangiz, hayratda qolasiz. Bu nima degan gap? Kofir bo'ladi. Alloh taolo aytayaptiki, mana bu qonunni biz qo'ydik mana. Ilmlilar bilan ilmsizlar teng bo'lmaydi deyapmiz. Endi shuni faqatgina aqllar egalari eslaydi xolos. Mana shu qonundan eslatma oladigan, nasihat olib, o'zini to'g'irlaydigan kishilar faqatgina aqllar egalari xolos. Lekin aqlsiz insonlar baribir bu qonundan o'ziga bir ibrat olmaydi. O'zini tuzatmaydi. Yana baribir o'zini ahli ilmlardan ustun bilib yuraveradi. Johillarni qarasangiz, shu oyatni eshitgandan keyin, tamom biz olimlarni bilamiz, hurmat qilamiz ularni, falon ustun deydi. Lekin qarasangiz, yana olimlarni gapini olmaydi. Olimlarni aqlsiz, yoki tushunmaydigan, tajribasiz, hayotni bilmaydigan, zamondan orqada qolganni bo'ylaydi. Mana shularda hammasi bilan kofir bo'ladi. Agar bu oyatni qabul qiladigan bo'lsa, olimlarni hurmat qilsin. Hatto ba'zi fatvolarda keladiki, olimlarni yomon ko'rsa ham kofir bo'ladi. Olimlarga nisbatan nafrat qilsa kofir bo'ladi. Bir olimni Qur'on hadisiga muxolif bo'lgan bir amali bo'lsa, shuni yomon ko'rsa joiz, uni yomon ko'rsin. Lekin olim ilmi bo'lganligi uchun va haqni gapirib turganligi uchun, haqni yetkazib turganligi uchun, achchiq bo'lsa ham Qur'on hadisdan nima bo'lsa shuni aytib turganligi uchun yomon ko'radigan bo'lsa kofir bo'ladi. Ilmi uchun yomon ko'rsa kofir bo'ladi. Ilmsiz odamlar abadan ahli ilmga o'zini teng qilmasin. O'zini teng qilsa mana Qur'onni buzgan bo'ladi, Qur'onga qarshi chiqqan bo'ladi. Albatta endi islom olimlarga bunchalik katta e'tibor beryapti. Maqsad odamlarni ilmga targ'ib qilishlik. Bunday emaski, ba'zi bir kishilar olim bo'lsin-da, qolgan hamma johil bo'lsin degani emas. Alloh taolo shu yerda qiziqtiryapti. Mana ilm ahlini maqomini men ko'tardim. Ey qullarim, demak sizlar ilmdan shunday bir maqomga kelasizlarki, hech kim sizlarga teng kelmaydi. Hammalaringiz ilm o'rganinglar. Ilmni mahkamlashinglar, ilmga xizmat qilinglar. Ya'ni olimlarga degan mas'uliyat keladiki, Alloh taolo bir quliga qanchalik ko'p ne'mat bersa, bu mas'uliyati shunchalik ko'p bo'ladi.
Alimler diye makamını şüncelik belen kıldı mı? Demek kıyamette onları savalayan köp buladı. Hesap kitabı yan katıl buladı. Şu dünyada yan buladı vazifesi yan köp. Yani mesuliyet itibardan hem ilimlilerden ilimsizler tenkin edildi. İlimlilerde kıyan günahı için Allah sana köprak azap verildi. İlimsizler yakara geldi. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا وَلَا يَأُمَّنَّ الرَّجْلُ الرَّجْلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَبْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِيمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ رواه مسلم. Abu Mas'ud, Uqbat ibn Amr, Al-Badri, Al-Ansari radiyallahu anhudan rivayet kılındı bu kişiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamet kıldılar ki, bir kavmge onlarının içlerinden Allah'ın kitabını okuyucuları imam buladı. Allah'ın kitabını kim köp okuyan bulsa, kim güzel okuyan bulsa, şu adam kavmge imam buladı. Allah'ın kitabını okuyucuları. Sahabelerde zamanıya göre ayetlerini yaptı bu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine hitap ediyordular. Sahabeler kendi haletiydi. Sahabeler Kur'an'da kançalık köp yetlegemizi şünçeli alim bulardı. Yani şiirden bizi zamanına çalıştırgende bazı bir nüktelerde bayan kılıçlık kereye bulardı. Ama bizi zamanımızda onu değmez. Bir adam Kur'an'da köp yetlegemizse şu Kur'an'da köp bildi diyenemez. Çünkü ikinci zamanlarda Kur'an'ın manasını bilmezden fakat yine resmini yetleşlik degan amal ortaya kirib qoldi. Buni narsa yo'q edi. Sahabalar bir oyatni yodlasa, shuni tushunishardi oldin. Amal qilishardi, da'vat qilishardi. Shuni yodlab ketishardi. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhissalom sahabalarga aytayaptilarki, odamlarning ichidagi imomlikka birinchi bo'lib haqli bo'lgan odam Qur'onni ko'p o'qigan odam. Albatta sahabalar tajvidli qilib, go'zal qilib o'qishardi. Bu ham shart. Bir odam Qur'onni ko'p o'qigan bo'lsa, Qur'onning ma'nolarini ham bilsa-yu, Qur'onni o'qiy olmasa, tajvidli o'qiy olmasa, harflarni ma'rajidan chiqara olmasa, uni ham imom bo'lishligi durust emas. Lafzdan va ma'nan mohir bo'lishlik kerak. Agar qiroatda hammasi barobar bo'lsa, sunnatni biluvchiroqlari deyaptilar. Hammasi Qur'onni yodlashlikda barobar ekan. Masalan, hammasi 10 parada yodlagan. Hammasi go'zal o'qiydi. Shunda kim imom bo'lsin? Sunnatni biluvchiroqi. Ichida kim sunnatni ko'p bilsa, shu odam imom bo'lsin. Bu yerdan yana bir masala kelib chiqyaptiki, demak odamlar o'zlariga bir imom saylamoqchi bo'lsa, bu odamlarning ixtiyoriga qo'yilmadi imom saylashlik. Odamlarning fikri olinmaydi. Islom bizga qonun qo'yyapti. Odamlarni tekshiriladi. İçlerde kim Kur'an'a mahir bulsa, sünnette buluşurak bulsa, şu adam iman buluradı. Yani Kur'an'a hadisiye mahir buluşurak. Yani fiqh kitablarında okudularız. Hanefi ulamaları ayçadır ki, اَوْلَنَّاسِ بِالْاِمَامَةِ اَعْلَمُهُمْ بِالسُنَّةِ idi başlaşardı. Adamların içinde imamlikke haklı buluşurakları, sünnette buluşurakları. Kim beraber bulsa, qiroatga mohir bo'lganlari deb ketgan. Zohiran qarasangiz, hadisga muxolifga o'xshaydi. Lekin hozirgi bayon qilgan narsani sababidan ulamolar shunday deyishgan. Ya'ni keyingi zamonlarda bir odam qori bo'lsa, u eng katta olimligiga dalolat qilmay qoldi. Shunday oddiy qorilar paydo bo'lganligi uchun. Sahobalar bunday emas edi. Shuning uchun bu zamonlarda sunnatni biluvchiroq mana sunnatni bilishlik uchun mana arab tilini bilishlik kerak bo'ladi. Qur'on hadisni tushungan odam bo'ladi.
Eğer Kur'an'da yatılabilen bu sayı ahkamlarını bilmese, bu cahil düşümü de bulur, cahil bulur. Şunun için sünneti bulucuraklar diyebilir. Bir de yine tergib buluyordu yine Kur'an-ı Hadis'e. Kur'an-ı Hadis'te örgeniler, iman buluştuk ki haklı bulasılar. Şimdi haklı bulasılar ki, sizler türgende başkasına iman buluştuk ki hakkı yok. Siz iman buluştukiz gerek. Siz rahbar buluştukiz gerek. Namazdayım, marasımdayım, siyasetteyim, cihattayım. Bütün meselelerde. Bana memleketke amir sayılıştık için, halife sayılıştık için bana şu hadis geldi. Demez ki o küçükler bir kışlarda imamlığı doğrusu da halasmaz mı? Memleketke halife buluştuk için Kur'an-ı Hadis'e en mahir adam buluştuk gerek. Kur'an-ı Hadis'te bilmeyen, peki çele bilgen adamlarını rahber buluştuk dürüstmez. Halife buluştuk, amir buluştuk dürüstmez. Ve kiyinki mensebler hemşindik. Şehir hakimleri bulsun, kazılar, müftiler. Her yerde, her mintakada o şu adamlar diye de Kur'an-ı Hadis'e en mahiri rahber buluştuk gerek. Böyle tanış buluş ya ki mal, devlet, mensep e'tiborga olinmaydi. Qur'on hadisga mohirligi e'tiborga olinadi. Qarang, islom qanchalik ahamiyat beryapti. Ahli ilmni qanchalik oldinga qo'yyapti. Qur'on hadis ahli ilmni olimlarni shunchalik oldinga qo'ysa-da, bir odam bularni orqaga qo'yadigan bo'lsa, mana Qur'on hadisning ma'nosini o'zgartirgan bo'ladi. Qur'on hadisning ruhiga qarshi chiqqan bo'ladi. Qur'on hadisning tarbiyasini buzgan bo'ladi. Kur'an-ı Hadis'in tatibini teskari kıyken buladı. Şunun için kafir buladı. Şimdi o şahaneti ulamaları fiqh kitapları da imamlikin haklı bugün adam alemuhun bir sünneti diyenliği Hanefi ulamalarının hadiski harisliğini bildirdi. Bir zamanda köptülü Hanefiler hadis kitaplarını okumaya koyuştu. O ilim sünniğinden, cehaletten. Peki aslında haqiqi Hanefiler sünnetke katta hamiyet verirlerdi. Sünnette örgülüşmek için hadisten haberdar buluşmak gerek. Hadiske mahir olur. Şu zamanda hem hakiki hanefiler hadiske mahir. Daim hadisinden meşgul. Bu fiqh kitapları, başka kitaplar hepsi yardımcı. Sizi Kur'an-ı Hadiske alıp baradıganlarsa. O demez ki başka kitaplar sizi ortada tosup kalsa da Kur'an-ı Hadiske barmazdan umla meşgul kalsayız. O demez. فَاِنْكَانُ فِي سُنَّةِ سَوَاءً Eğer sünnette en beraber buluşsa, bunda hicrette aldın bu genlere. Kim birinci hicrette gelmezse? Yani hicret kılıçdikçe her kimem cüret kılalmazdı, her kimem cesaret kılalmazdı. Çünkü bütün hicret itibar gönlüyor. Ve hicrette küp bu genliği, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de terbiyesinde küp bir genliği en davet edilirdi. Yani amelde hem itibar gönlüyor. Kim amelde ko'p bo'lsa, yaxshi amallari ko'p bo'lsa, bu odam. Shuning uchun taqvoliroq deb keladi fiqh kitoblarida. Kim taqvoda ustun bo'lsa shu. Agar Qur'on va hadisda barobar bo'lganlarida. Agar hijratda ham barobar bo'lsa, bunda yosh kattalar. Mana yosh keyin e'tiborgan deyapti. Qur'onni ko'p bilishlik, hadisni ko'p bilishlik, hijrat amaldan keyin 4-chi o'rinda yoshni zikr qilyaptilar. Ve bu hadise göre en ahırda getirdiler yaş kettanı. Aldığında üçte sıfatta hamasi beraber bu gendenken içinde yaş kettaları ötedik. Demek bir cemaat içinde hamasi yaş kettan bulsa. Şimdi koyun bu 40-50'lerde koyun. Hamasi 70-80'deki saç sakalları abba bu gen kişiler bulsa. Şunlarda içinde 17 yaşta belagat gitken lakin Kur'an-ı Hadis'e mahir bu gen adam var. Şu 17 yaştaki adam İmamlik götürdü, imam buladı. Namazda hem şimdilik, bütün hayatı da, bütün meselelerde şimdilik. Merasımlarını şu adam ötüyordu. Siyaset hükümeti bana şu adam başkanı. İlim bu mesela, Kur'an-ı Hadis bu mesela, yaşlı ozu, hürmet-i ihtiramga sebep bu mevzu. وَلَا يَعُمَّنَّ الرَّجْلُ الرَّجْلَ فِي سُلْطَانِهِ Bir kişi başka kişiye, onun seltenetine imamlık kımasın diyebilir. Bunda köp manalar kim çıkardı? Bir adamda üyüge borsayız, onu üyüde namaz okusayız, imamlık götmeyin. Bu üzüm beledigen bulsa, ötsiz bulan. Ya ki bir
olimni masjidiga bordingiz, siz ham olimsiz, siz imomlikka o'tmaysiz. Agar shu olim o'zi izn bersa, o'zingiz bo'ladi. Bo'lmasa durust emas, makruh bo'ladi. Bu faqat namozga xos emas, yana aytib turganimizdek. Bir shaharga bordingiz, o'sha shaharda hokimi bor, amiri bor. Siz yerda rahbarlik qilmang, hokimlik qilmang, amirlik qilmang. Ammo o'sha yerda amir aytsa-ki, shu masalada siz hal qiling. Odamlarga siz nasihat qiling, siz vas qiling. Shu marosimni siz o'tkazib bering desa, shunda siz qisiz bo'ladi. Bo'lmasa indamay o'tirasiz. O'sha mintaqani kattasi o'zi boshqaradi. Buni rahbarlarni hurmat qilishlik, imomlarni hurmat qilishlik. Bu yerda endi siz borgan yerdagi imom agar aqidasi to'g'ri bo'lsa, Qur'on hadisdan xabari bo'lsa, shunda siz uni o'tkazasiz. Ammo aqidasi buzuq bo'ladigan bo'lsa, Qur'on hadisdan xabari bo'lmasa, unda sizni o'tishingiz lozim bo'ladi. Oldingi qonunlarga ko'ra. Wala yaq'ud fi baytihi ala takrimatihi. Takrimatun deb kishini o'zini ikrom qilgan, o'ziga xoslagan yoki yaxshi ko'rgan o'tiradigan yerlari. Bir odam boshqa odamni uyiga borsa, o'sha uyning egasini yaxshi ko'rgan yeriga o'tirmasin deyaptilar. O'ziga xoslagan yeriga o'tirmasin. Illa bi iznihi, lekin izni bilan o'tirsa bo'ladi. Imom Muslim rivoyat qildi. Dunyo ma'nosini keng olishni kerak. Butun sohalarda. Bir odamni yaxshi ko'rgan yeriga uni iznisiz o'tirilmasin. Mana madrasalarda ham boshlaridan o'tyapti. Talabalarga yo xoslanib bir xona qilib beriladi, yo xoslanib yer qilib beriladi, yoki xoslangan yotadigan yerlari bo'ladi. Shularni iznsiz qilmaslik kerak. Agar bir izn bersa, tamom. Yoki bo'lmasa nihoyatda yaqinsiz. Izn olmasidan xafa bo'lmasligidan qalbingiz to'q. Bunda ham joiz bo'ladi. Ammo izn olmasangiz xafa bo'lib qoladigan holat bo'lsa, unda siz gunohkor bo'lasiz. Makruh bo'ladi samolingiz. Izn so'rashligingiz kerak. Uni yeriga o'tirishlik, uni yeriga yotishlikda ham. Va fi rivatin lahu faqdamuhum silman badala sinnan. Av islaman. Yana bir rivoyatda sindan o'rniga silman degan ekan. Islomda muqaddam bo'lganlari. Kim birinchi islomga kirgan bo'lsa degan ekanlar. Ana unga ko'ra yoshi zikr qilinmadi. Va fi rivoyatin ya'umul qawma aqrauhum likitabillah. Yana bir rivoyatda qavmga Allohning kitobini eng o'quvchiroqlari imomlikka o'tadilar. وَاَقْدَمُهُمْ قِرَاةً Ve qiraatta mukaddam bo'lganlari. Qiraatta oldin bo'lganlari. Yani ko'p yodlaganlari. فَاِنْ كَانَتْ قِرَاتُهُمْ سَوَاءً Agar hammasining qiraati barobar bo'lsa, فَيَأُمُّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً Ularga hijratda oldin bo'lganlari imomlikka o'tadi. فَاِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً Agar hijratda ham barobar bo'lsa, Salya ummahum akbaruhum sinnan. Ularga yoshda katta bo'lganlari imomlikka o'tadi. Mana yana eng oxirda keltiryaptilar, yoshi katta bo'lganlar. Wal murod bi sultonihi mahallu vilayatihi. Hadisda sultonihu degan kalima keldi. Undan murod viloyatining mahalli. Ana uni boshqaradigan yeri. Boshqaruvi ostida bo'lgan yer. او الموضوع الذي يختص به لكن مانا اوزو خاصلنا ديگن ير اوزو خاص بوگن ير مملا معناس كنگا يبد حكومت ايگاسي بوسيز حالي سيز حكومت دوتا ديگن ير بولادي لكن حكومت ايگاسي ماسيز اونده مانا حالي مدرسالرده لكن اويلرده اوزو خاص يرلر بولادي و تكريمته بفتح التاء و كسر الراي تكريمتون ta'si fatha bilan ro'si kasra bilan va yana yanfaridu bihi min firoshin va saririn va nahvihima u ya'ni takrima to'shakdan yoki so'ridan va shularga o'xshagan narsalardan insonni o'zi yolg'iz iste'mol qiladigan narsasi o'ziga xos bo'lgan narsa o'zi ishlatadigan narsa va anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم
liyalini minkum ulul ahlami ve nuha thumma allazine yalunahum thumma allazine yalunahum fallahu muslim. Yana Abu Mas'ud Uqbat ibn Amr radiyallahu anhudan rivayet kılındı. Bu kişi ettiler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda bizi yelkelerimizi silerdiler. Yelkelerimizi tekrirlerdiler. Yani Peygamberimiz aleyhisselam şimdi sahflerde yürüp sahabelerde yelkelerini tekrirlerdiler. Yelkeler beraber bulsun. İstavu beraber buliler, tekiz buliler dediler. İstavu hani, tekiz buliler, beraber buliler. Siz amr kılardılar da وَلَا تَخْتَلِفُوا nehy kılardılar ki ve büzülüp durmuyorlar, her hal durmuyorlar. İstavunu tiskarısı buluyor. Büzülgen halette durmuyorlar. فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ bu masam kalıplarınız büzülüp gitardı. Kalıplarınız her hılıp gitardı. Bunun manası ki yok. Birincisi, kalıplarınızı Allah sana muhur basardı. Kalıplarınızı özgertirip taşıyordu. Eğer sahiflerinizi büzülüp dursa, Allah-u Teala kalıplarınızı büzülüp taşıyordu. Kur'an-ı Hadis'ten uzaklaşıp getirsiniz. Çünkü kabul kılma yapsınız Resulullah'ın sözü. İslam'a ahamiyet bir gönderseniz ise ahamiyet değil mi yapsınız? İkinci manası, kalıplarınız birbirine tezgâr olup getirdi. İkiler mananiyet istediğin halette sahiflerini tekst kılıçlık gerek. Her bir mumun namazını tutuyken de sahte durup da ikiler mananı oylasın. Eğer ben sahte tekst bulmasam, Allah-u Teala beni kalbimi büzüp özüden uzaklaştırardı. Ve kalbimi büzüp başka mumunlarına nispeten nefret atkilerdi. Adamlar diyen yaman güradı yok kalanı. Bunlara beni yaman güradı yok kalanı. Şunun için sahtem tekst buluş gerekti siz, yani ikiler marazdan hem sahnanışlıki hareket kılarsın. Hem Allah'a nispeten kalbini sağlam buluşluğu iyi hareket kılarsınız, hem mu'minlerine nispeten kalbini sağlam buluşluğu iyi hareket kılarsınız. Yani günüge 5 metre. Elbette günüge 5 metre siz kalbinize bunu terbiye kıyasından ki, kalbinize bunu bozukçuluk kalmayın. Kalın kanca hikmetleri var. Sünnetlerde hikmeti yok. Kim ayet ediler ki, لَيَلِينِ مِنْكُمْ menga yaqin tursin sizlarning ichlaringizdan ulul ahlami va nuha yetuklik va aql sohiblari. Yetuklik deganda ana balog'atga yetgan degan ma'nosi bor. Yosh bolalar emas degan ma'noda. Ikkinchi ma'no yetuklik. Ya'ni go'zal sifatlarda, yaxshi sifatlardagi yetuk insonlar va balog'atga yetganlar. Aqlli kishilar. Akıl farahasatta, zihin zekavatta üstün bulunurlar. Sahabeler amel kılışardı şimdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in arkası da Ebu Bekir ile Umar durardı. Bundaki sahabeler ki de kançalığı kette ağlamazsa şunlar durardı. Başkalar ötküzerdi şunu. Peygamberimiz aleyhisselam amir kılıyordu. Tamam. Ağlamları uzun ötküzü durardı birinci safke. Yani birinci safke ağlamlar dursun. Sümmellezine elunahum kim? Ularga yaqin bo'ladiganlar. Yani ikkinchi safga ularga ilmda yaqin bo'lganlar. Summallazina lunahum so'yra ularga yaqin bo'ladiganlar. Uchinchi safga ikkinchi safdagi olimlarga ilmda yaqin bo'lgan kishilar. Qarang. Hatto namozdagi saflarda mana birinchi, ikkinchi, uchinchi saflarga kim o'tkazish kerak deganda ilmiga qarab o'tkazilishi kerak. Imom Muslim rivoyat qildi. Bir kuni bir sahobiy namozdan biroz kech qoldi. Takbir aytilgan edi. Bu sahabi doğru bir safa geldi. Bir saf turgan. Bir saftan bir yosh yigitni tortib orqaga o'tkizdi da o'zi bir safga turib oldi. Haligi yosh yigitni albatta nihoyatda g'azabi keldi. Bu kimki meni namozda orqaga tortib o'tkizsa, o'zi o'rnimga o'tib oladi. Nihoyatda g'azabi keldi. Namozdan keyin bir janjal qilmoqchi ham bo'ldi. Bu payg'ambarimiz alayhisalomdan keyingi zamonlarda, sahobalar zamonlarida. Namoz o'qilib bo'lgandan keyin haligi sahabi hani yavaş yigitke kararında etti ki, belki seni gazabin kiygendir, belki minden hafı bu gendirsin. Ama hafı bu mevcut. Gazablenme gençliğin kimesiniz? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem amr kıyarlar. لِيَلِينِ مِنْكُمْ اُلُوا الْاَحْلَامِ وَالْضُّهَا Sıladikçilerizden yetüklük ve akıl sahipleri menge yakın bulsun diyenler. Aldığı sahiden müzikir diyorlar. İslam bizge amr kıyar bunu diyor. O kibir itibarından emas bu. Peki mansab talashlik emas. Maqom talashlik emas. O'zini ko'rsatishlik emas. İslam qonuni bu.
Qarang, sahobalar qanday tushunyapti buni? Demak, safda ham ilmsizlar orqada turishlik kerak. O'zini bilsin maqomini ilmsizlar. İlimlilerle uzunluğun tenk edemezsin. Yani ilimlilerle ilimsizler tenk edemez degen ayette Peygamberimiz Aleyhisselam hayatta kendi düşündürü yaptılar. İmamlı gireyem ilimliler, yani ki sahte duruştayım ilimliler birleştirir. Ve kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem liyalini huve bitahfifi nuni ve leyse qableha yavun. Nunu tahfif bilen bulan, yani şedde bu miydi? Ve ondan aldın yavun miydi? Varuya bi tashdidin nuni. Va nunni tashdidli bo'lib ham ruvat qilingan ekan. Ma'ayyin qablaha. Oldida ya bo'lishligi bilan. Va duha al-aql. Duha degani aqllar degani. Va ulul ahlami humul balighuna. Ulul ahlam degani balog'at yetganlar, yetuk insonlar. Va qila ahlul hilmi wal fazli. Mana ulul ahlamni hilm bosiqlik va fazl egalari deb atilgan ekan. Hilm sabr bilan yuqorida o'zida jamlangan sifat aytiladi. Halimlik. Biz odamlarimiz halim deganda bir past sifatni tushunishadi. Pastkash odamni halim deyishadi. Xato bu narsa. Halim shundayki, olim, sabrli va viqorli. Ulug'vor odamlarni halim deyiladi. Va an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu qol قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليالني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا وإياكم وهيشات الأسواق رواه مسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دان روات كلنا بكشتلر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحمة ودلاركي سلابيش لرزدان منجا يتكليك وعقل إيجالار يقن ترسن keyin ularga yaqin bo'ladiganlari deb 3 marta aytdilar. Yani yuqoridagi hadisdek. Va aytdilarki, bozorlarning to'polonlaridan saqlaninglar. Masjidlarda bozorda qilgandek to'polon qilmanglar. Imom Muslim rivoyat qildi. Buni ko'p ma'nosi bor. Bittasi bozorda ko'rsiz hamma har xil ovozlar bilan baqir chaqir bo'lib, hech kim bir-biriga quloq solmasdan bir-biriga e'tibor bermasdan o'zi bilan mashg'ul bo'lgandek masjidda unday qilmanglar. Masjidda baqir-chaqir qilmanglar. O'tgan darslarda ko'p aytdik, bu namoz bizni hayotimizni tuzatadi. Payg'ambarimiz alayhissalom masjidda shuning baqir-chaqirlardan man qilyaptimi? Demak, iloji bo'lsa bozorlarimizni ham shunday qilishligimiz kerak. Ammo bo'lmasa bozorda iloji boricha qilsin, agar bo'lmasa bo'lmaydi. Endi boshqa ma'lumotlarga ko'p diqqat qilsin. Mana hozirgi vaqtda odamlar bu hadisdan xabarsiz bo'lganligi uchun taom vaqtlarida ham ko'rsangiz, hamma hatrasdan baqirib, gaplashib, kulishib, hinglashib o'tirganini ko'rasiz. Ovozlari ko'tarilib. Bu islom odobidan emas. Ovqat yeganda ovozlarni past qilishib, tinch o'tirsin. Hech gaplashmasin degan emas, gaplashsin. Ovozini past qilib gaplashsin. Islom qonuni bu. Payg'ambarimiz rasulidan man qilyaptilar bozordagi to'polonlardan. Bozorga o'xshab o'tirmasin. Bozor Alloh taolaning eng yomon ko'rgan yerlaridan. Abu G'azul Bilad shaharlarida eng yomon yeri Asvaquha bozorlari. Ikkinchi ma'nosi bozorni to'polongi degani bozordagi to'polonga qarasangiz erkak xotin aralash. Shuni aralashib ketgan. Masjidda unday bo'lmasin. Payg'ambarimiz alayhissalom zamonida masjidga ayollar ham kelardi, erkaklar bilan xotinlar aralashib ketmasin. Yani birinchi safga erkaklar o'tsin-da, xotinlar bir chekaroqda tursin, oxirgi saflarda tursin. Va janjal to'polang bo'lmasin. Wa an Abi Yahya baqila bi Muhammadin Sahl ibn Abi Hasmata bi fathil ha'i al-muhmalati wa iskani sa'il musallasati al-ansoriyyi radiyallahu anhu qala intalaq Abdullah ibn سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيمرة وهي يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة أبو يحيى يعني بكشن أبو محمد ديانا كان سهل بن أبو حسمدا حاسس فتحملا والنقطة سس
ve üçte nuktalik sesi sakin bulardı. Ansari radıyallahu anhudan rivayetlerinde bu kişiler ki Abdullah bin Sahl bilen Muhayyisa bin Mes'ud ikilerden Hayber'e vardılar. Hayber'e gittiler. Hayber oşa günü oşa vakitte sulh dedi. Oşa zamanlarda Hayber ahlından sulh kılınganı. Hayber'de bilesinler Yahudilerde yaşadığın yeri. Yahudiler yaşadı. Peygamberimiz aleyhisselam avvalıda Yahudilerden sulh kılınganılar. Yani demek mecbur halatlarda kafirlerden sulh kısa caiz eken. Mecbur halatlar. Mecbur bu mesela sulh kılınmıyordu. Fetefarraqa bu ikili sahabi ecrelip gittiler. Her kim uzun işinden meşgul oldu. Kim Muhayyisa Abdullah bin Sahl'da aldı ikisi, karası Abdullah öldürülgen halette haneye bulanı yaptı. Öldürülge çıktı öyle. Kim Muhayyisa Abdullah'ını defn kıldı da Medine'ye geldi. Fentalaka Abdurrahman bin Sahl ve Muhayyisatu ve Huvayyisatu İbn Mes'udin ila Nabi sallallahu aleyhi ve sellem. Abdurrahman bin Sahl ve Muhayyisa ve Huvayyisa Mes'udin ikili oğulları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin aldığı bağlılar. Fezahebe Abdurrahman yetekellemu. Şimdi Abdurrahman gem başlardı. Yatırıp durdu. Fekala kebbir kebbir. Ayettiler ki kettegen adam diyor. Kettegen adam diyorlar. Vahu ahdesul kavmi. Abdurrahman şu kigen üç adamdı içinde yaşı kişkinesiydi. Şunun için amir kılındı ki kettegen adam diyordu. Fesekete Abdurrahman cimbuk kaldı. Fetekelleme. Şunda Muhayyisebne Huvayyiseler gelmişti. Fekala tehlifune ve testahikune katilekum. Kim Peygamberimiz aleyhisselam ettiler ki kasem içesiler mi? Ve katillerinizden hakta alasılar mı? Dediler. Sabah kıldılar. Ve zekera tamamen hadisi. Ve hadisin ahire geçe zikir kıldılar. İmam-ı Nâvî bu babda alimlerdi, yaş kettilerdi, faziletli kişilerdi mukaddem kılıçlı doğrusundaki hadislerde kilitir yetmeyeni için şu kısmı bilen kifayelendi. Yani kebbir kebbir. Yaş kettiğe namen bir diyettiler. Muttefakun aleyhi imam Bukhari imam Müslim rivayetlerinde. Ve kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem kebbir kebbir ma'nahu yetekellemul ekberu. Yaş kettere adam getirsin diye manada buldu. Kettegen adam birini geldi. Ancebiri radıyallahu anhu annen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâne yecme'u beynel raculeyni min katle uhudin yani fil kabri. ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد رواه البخاري جابر رضي الله عنه دان روات كلنه پیغمبر صلى الله عليه وسلم أحدنين öldürülgen şehitlerden her iki kişinin ortasını cemlediler. İkisini bir kılıp koyardılar. Yani kabriye. Sonra aytadılar ki bu ikilisini içiden kaysanısı Kur'an'ını alıştığıyla köprap kaysanısı Kur'an'ı köprüyordurken diyordular. Peygamberimiz aleyhisselam'a şu ikilisinden bittesine işare kılınken de o şey işare kılınken adamını lahatke aldın koyardılar. Hani kabriye koyu yaptırken de alımrağını birinci koyasız. Demek alimler tirikligiden, ölügligiden mukaddem bularken. Hani İmam-ı Nâvî'ni kildirgen dalildi. Alimlerde ölügiyen, cahillerde ölügiden azaltırlar. Yani ölügen takdirde Allah'ın kanunu icra kılmıyordu. Hal yestebillezine ya'lemune vellezine la ya'lemune tefsirini karim. Bu fakat tirikler yemez, hatta ölügler yemez bularken. Bana yine kalbinden naraz insanlar hala gence isyan kısın. Hala gence tuğyan kısın. Halese halemese İslam'ın kanunu meneşir. Allah-u Teala alimlendi, makamını benemdendi. Tabi geneyem, öyle geneyem. Sur yaptılar. Kaysanızı Kur'an'da köpüyatta geldi. Lahatke şunu birinci koyu yaptılar. Kendi ikincisini koyu yaptı. Bütün amellerde demek dua yakınmışlık gerek. Şunu bir şey bana bizim milletimizde bir
Uyga keladigan bo'lsa, olimni birinchi kirgizishadi. Chiqib turganda olimni birinchi chiqaradi. Hozirgi vaqtda millatimiz bu dalillarni bilmay qolgan, odatga o'xshab qolgan. Lekin dalillari bor buni. Yoki gapda ham olimlarga navbat dedi, olimlar gapirish kerak. Olimlar o'tirgan suhbatda johillar gapirmasin. Yoki ilmdoz bo'lgan kishilar gapirmasin. Ilmi ko'p bo'lgan odamlar gapirsin. Mana namozda imomlik ko'tyapti, u qiroat qilyapti-ku. Jahliy qiroat qiladi. Kim qiroat qiladi? Hech kim qiroat qilolmaydi orqada. Qilsa gunohkor bo'ladi. Alloh taolo ansitu deyapti, jim turinglar deyapti. Vastami'u quloq solinglar deyapti. Imom qiroat deganda. Haqqi yo'q. Olim turganda boshqani gapirishga haqqi yo'q. Jim o'tursin. Kim bo'lsa bo'lsin. Shuning uchun oldingi zamonlarda podshoh bo'lsa ham olimlarni oldida gapirmasin, jim o'tirishadi. Bu Hujurat surasini oldingi oyatlari ham mana shu ma'noda. Olimlarga hurmatsizlik qilsa, olim turibdi, olimdan oldin gapiradigan bo'lsa, shunda kufrda xatari bor. Nimaga? O'zini baland ko'rgan bo'ladi, olimni past ko'rgan bo'ladi. Shunda kofir bo'ladi. Va Ali ibn Umar radhiyallohu anhuma anna an-nabiy sallallohu alayhi vasallam qol: "Arani fil manami atasawwak bi siwakin." فجاءني رجلان احدهما اكبر من الاخر فناولت سواك الاصغر فقيل لي كبر فدفعته الى الاكبر منهما رواه مسلم مسندا والبخاري تعليقا ابن عمر رضي الله عنهما روایت qilindi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dedilarki men tush ko'rdim tushimda mislan ishlatib turgan edim shunda ikkita odam menga keldi Bittasi boshqasidan yoshi kattaroq edi. Nisvayni kichkinasiga berdim. Menga kattasiga ber deyildi. Keyin ularning ichidan kattasiga berdim. Imom Muslim rivoyat qildi. Musnad holatda Imom Buxoriy bo'lsa o'zining kitobida ta'liqon keltirdi. Mana nisvayni beryapti degani. Payg'ambarlarda tushu vahiy bo'lganligi uchun payg'ambarimiz alayhisalom tushida ham mana bunday kayfiyat bo'lyapti. Ya kattalarga naqlishlik. O'sha bir majlisda odamlar o'tiribdi. Ichlarida olimlar bor, va kattalar bor. Olim va katta bor. Qani berilganda kimga birinchi beriladi? Olimga beriladi. Kattaga emas. Siz kattasiz, boshlaydingizmi? Olimga beriladi. Ba'zan ko'ryapsizlar, marosimlarda aytyapti, qo'l yuvganda kimdan boshlansin? Kimdan boshlansin? Olimlardan boshlanadi. Chunki olimlarga teng kelmaydi. Hal yastavillazina ya'lamuna vallazina la ya'lamun. Olimlardan boshlansin. Buni hikmati ko'p nihoyatda. Hozirgi odamlar ilmsiz bo'lganligi uchun. Ba'zi kishilar bo'lsa ilmni da'vo qiladi-yu, lekin Qur'on hadisni tushunmaganligi uchun olimlarni hurmat qilishlik masalasiga qarshi chiqishadi. Agar bu oyat hadislarga biz amal qilib olimlarni ikrom qiladigan bo'lsak, o'zidan o'zi odamlarga ilmni o'rganishlikka targ'ib bo'ladi. Masalan qarang, hozirgi vaqtda yoshlar hammasi futbolist bo'lgisi kelyapti yoki qo'shiqchi bo'lgisi keladi, olim bo'lgisi kelmaydi. Nimaga? Chunki hammalar qo'shiqchilarni maqtaydi, mashhur futbolchilarni maqtaydi, yosh bolalar shunday bo'lgisi keladi. Siz men gapiring yosh bolalarga, nasihat qiling, targ'ib bering, ularning hayotga qaraydi. Hayotda kim hurmat qilinyapti, kim izzat qilinyapti, shunday bo'lgisi keladi. Din rivojlangan vaqtida olimlarning ko'payganligini sababi ham shundan. Din rivojlangan yerlarda olimlarni hurmat qilinadi. Mana hozir Pokistonda ilm rivojlangan, din rivojlangan, dinga katta xizmatlar bo'lyapti. Shu yerda olimlar hurmat qilinadi. Pokistonda eng hurmatli odamlar olimlar. Olimlar turganda hech kim gapira olmaydi. Har qancha vazir bo'lsa, podsho bo'lsa, hammasi tish cho'kib o'tiradi olimlar oldida. Oddiy olim Haligini odamlar ko'rgandan keyin ha, demak, olim bo'lish kerak ekan deydi. Har kim ilm o'qiyis keladi. Ota-onasi qarshi chiqsa ham ilm o'qiydi odamlar. Ilm o'qigandan keyin mana butun yaxshilar kelaveradi. Qur'on hadis ihyo bo'laveradi. Olimlar xorlangandan keyin o'zi Qur'on hadis xorlanadi. Yoshlar olim bo'lgisi kelmaydi. Mana bizni diyordagi o'xshab. Bizni diyorlarda eng xor kishilar olimlar. Shuning uchun hech kim olim bo'lgisi kelmaydi. Lekin o'sha majlisda olim bo'lmasa, shunda ilmsiz odamlar o'tiribdi, ichida yoshi kattasi bor. Undan yoshi kattasidan boshlanadi.